4 TUSAŞ çalışanı ile bir taksi şoförü, 5 vatan evladı kahpe terörün dün hedef aldığı TUSAŞ'ta şehit düştü. 5'inin de acısı yüreklerimizi kor gibi yaktı. Arkalarında bıraktıkları yarım hikayeler düğüm düğüm boğazımızda kaldı. Hain saldırıyı düzenleyen örgüt ise bugün netleşti. Etkisiz hale getirilen iki teröristin de PKK üyesi olduğu anlaşıldı ve terör örgütünün hedef aldığı Türk savunmasının en önemli merkezlerinden TUSAŞ. Bugün TUSAŞ'ın ürettiği Hürkuş, Hürjet, Gökbey ve Atak helikopterleri kurulan hiçbir tuzağın, düzenlenen hiçbir saldırının kararlılığı zayıflatamayacağını gösterircesine TUSAŞ üzerinde sürekli uçuş yaptı. 5 vatan evladını şehit verdi hain saldırıda. Terör örgütü PKK bu kez Türkiye savunma sanayinin en önemli merkezlerinden birine TUSAŞ'a saldırdı. PKK terör örgütüne üye bir kadın iki terörist düzenledi saldırıyı. Teröristler dikkat çekmemek için el ele tutuştular, sevgili gibi davrandılar. Kahraman kazan sokaklarında yürüdüler, sonra da o kanlı eylem için TUSAŞ'a yöneldiler. Teröristler hain saldırıdan önce bir kafeteryada görüntülendi. Rahat tavırları dikkat çekti ve kadın terörist bir taksiye bindi. Biraz ileride yanına diğer erkek teröristi de aldı ve TUSAŞ'a doğru yola çıktılar. Taksiciyi takside şehit ettiler ve o taksiyle birlikte hain saldırıyı planladıkları TUSAŞ'a geldiler. Şehit ettikleri taksici Murat Arslan'ın cansız bedenini aracın ön ve arka koltukları arasındaki bölüme sakladılar. Saat 15.26'da iki terörist işte bu gördüğünüz noktaya TUSAŞ'ın kapısına taksiyle geldi. Taksiyi kullanan terörist araçtan indiği gibi tesise doğru ateş açmaya başladı. Diğer terörist de sağ kapıdan indi. Çevreye, sivillere kurşun yağdırdı. TUSAŞ'a saldıran erkek terörist PKK üyesi Rojger Kod adlı Ali Örek'ti. Terör örgütüne 14 yaşında katılmış, bir daha da Türkiye'ye dönmemişti. Sırt çantasıyla buraya gelen iki terörist sivillere ateş açarak tesise girmeye çalıştı. Bir süre güvenlik personeliyle de çatıştılar ve tam da o sırada tesisin giriş kapısına yakın bir noktada patlama yaşandı ve bu patlama tam da vardiya değişim saatine denk geldi. Kadın teröristin PKK'lı Mine Sevcin Alçıçek olduğu tespit edildi. Saldırı haberi alınır alınmaz jandarma özel harekat ekiplerine haber verildi. Özel harekat ekipleri bu noktaya helikopterle intikal etti ve tesis içinde adeta terörist avı başlatıldı. Operasyon sonrasında teröristler etkisiz hale getirildi. TUSAŞ çalışanlarından saldırıdan hemen sonra yükselen sesler terör saldırısına mesaj gibiydi. Hainlere inat, daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Çok kısa açıklama yapmak ister misiniz? Çok kısa. Hainlere inat! Teröristlerin Suriye Kamışlı'daki sözde eğitim kamplarında eğitim aldıkları, Türkiye'ye de paramotorla girdikleri iddia edildi. Tesisle ilgili bilgileri de dijital keşif yöntemleriyle topladıkları belirlendi. TUSAŞ'ta güvenlik tedbirleri artırıldı. Havada helikopterler devriye atmaya devam ediyor. Ayrıca polisler burada güvenlik noktası oluşturdu. Eller tetikte bekleniyor. Ayrıyeten TUSAŞ'a giden yola ek güvenlik kameraları eklendi. TUSAŞ'ın girişine ay yıldızlı Türk bayrağı asıldı. Hürkuş ve Hürjet uçaklarıyla Gökbey ve Atak helikopterleri uçuş yaptı. Terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8'i taburcu edilirken 14 yaralının tedavileri